Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yeni YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size bu telefondan gösterdiğim iğne oyası modelini tığa çevirdim. Modelim şu şekilde. Sizler için ayarladım arkadaşlar. Evet. Benimki de zincirli olduğu için bu şekilde oldu. Şöyle bir çözünürlüğün arkadaşlar bir nebze şöyle yaparak daha bir netlik vereyim. Evet. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Model dedim sıralı model. Kolayca çevirip yapayım dedim ama bayağı uğraştırdı arkadaşlar. İnanın. İlk önce şurayı örümcekle denedim. Yukarı doğru kendini sıyırdı attı. Sonra bu zincirle kalın oluyor dedim. Sonra şu dibine batınca biraz daha minik oldu derken bu şekilde en son saatler sonra inşallah siz de beğenir ve hoşunuza giderek yaparsınız arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar ilk başlarken aynı bu şekilde başlıyoruz. İkişer zincir çekerek bunu turuncu yazma olarak düşünün. Turuncu yazmamızı turuncu rengimizle aynı renkle tığ battasını yaptık. Tek renk yazmalarda çok güzel duruyor bu model. Bu şekilde tığ battamın içine şimdi sıfırdan başlar gibi sizle başlıyorum arkadaşlar. Tığ battamın içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bir, iki tane de zincir çekiyorum şurayı söktüm arkadaşlar sizlerin daha iyi anlaması için buraya bir tane tığ battı yapıyorum bir iki zincir bu şekilde tığ battı yaptım bir iki zincir üç oldu tığ battım bir iki zincir sıradaki tığ battının üzerine bu şekilde tığ battı hazırladım Evet Şimdi arkadaşlar geri dönüyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen yanındaki tığ battığımın içine girip buraya bir zincirimi sık iğne ile sabitledim. Bir, iki zincir. Buradaki tığ battının içine girerek bir tane yuva edindim. İki zincir hemen yanındaki yuvaya boş olan tığ battıya kapattım. Bakın arkadaşlar arada bir tane tığ battım kaldı. Şu boş olan tığ battım arada kalacak. Bu gri olan 4 zincirimi buraya kapatacağım. 3'ten 2'ye düştü. Tekrar bir zincir çekip döndüm. Hemen yanındaki tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 zincir. Yanındaki tığ battıya girdim. Bakın şimdi de teke düştü arkadaşlar. Şu şekilde net göstereyim. 3 ile geri döndüm. Şöyle düz gittim. 2 ile geri geldim. Bir ile de arkadaşlar bu şekilde bitirdim. Bu gördüğünüz bir tane yuvam. Şimdi hiç geri dönmeden arkadaşlar buraya 7 tane zincir çekiyorum. Yuvamın dibine 7 tane zincir. 6 ve 7. 7 zincirimi çektim. Hemen buradaki bakın dibindeki geri dönüş yaptığım aynı tığ battının içine. Bakın boş olana değil kayamı bitirdiğim tığ battının yani dördüncü tığ battının dibine aynı şekilde kapattım. Uzağa kapatınca bayağı bir yayılma oluyor arkadaşlar. Bu şekilde çareyi düzgün durmasında güzel durmasında buldum. Burası püf noktası. Boş olanı değil dibine batarsanız bu şekilde güzel bir kayamız oluyor. Hem de modelimiz düzgün duruyor. Yine 7 zincir. 7 zincirle indim. 7 zincirle yukarıya çıkıyorum. 5, 6 ve 7. Tersini çevirdim. Bu şekilde. En tepe noktasına kapatıyorum. Sıfıra sıfır. Hemen bir yuvanın dibine zincirimin arasına kapattım. 11 tane zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11. İp ince olanlar 12 çekebilir. Benim ipim esnetmeme rağmen arkadaşlar bu şekilde durdu. Yani kalın inceltemeden fazla. Şimdi bunu boş olana yanındaki tığ battıya bakın bu şekilde. Sık iğne ile kapattım. Şu duruş olacak arkadaşlar. Bakın üstteki şu artma duruşu bolluğu olacak. Bu şekilde. Şöyle sökülmeyenden göstereyim. Şimdi arkadaşlar biz yine 4 tane aynı kayamızı bitirdik. 4 tane yine tığ battı yaparak devam edeceğiz. 2 tane zincirimi çektim. Yanımdaki hemen tığ battıya girdim. Bu bir. Bir, iki zincir. Bu ikinci. Bir, iki zincir. Bir, iki zincir. Dört. Bu şekilde dört tane tığ battığı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tanesini boş bırakacağız. Bu üçünle bize lazım olan kısmı. Bir zincirle dönüyorum. Hemen dibindeki sık iğneyi bu şekilde kapattım. 1 2 zincir 1 2 zincir 2 Bakın 3 olan bize lazımdı. Ortada bir tane bıraktık. 3 olanın üzerine de 2 tane tığ battı yuvası yaptık yani. Bir zincirle geri dönüyorum. 3 seferde arkadaşlar kayamız oluşuyor. 3 defa gelip gitme olayında bir tane minik kayamız oluyor. Tekrar iki zincirimi çektim. Çok kolay. Ama iyi anlamanız için bu şekilde yavaş anlatıyorum arkadaşlar. Evet, kayamız hazır. Ve 7 tane zincir. 6 ve 7. Dibine bakın arkadaşlar. Geri dönüş yaptığım bir zincirle geri dönüş yaptığım kayamın dibine bu şekilde 7 zincirimi kapattım. Şöyle hafif bir artma işlemi oldu görüyorsunuz. Yine 7 zincirle dönüyorum. Bu şekilde uğraşlarım sonucu arkadaşlar. En son bu işleme karar verdim sizlere. 11 tane zincir çekiyorum. 8, 9, 10 ve 11. 11 zincirimi çektim şu şekilde bunu boş olanın yanına kapattım. Evet arkadaşlar çok basit. Ama iyice yerleşmesi için şöyle yavaş yavaş anlattım. Şimdi yine 4 tane tığ battı yaparak devam edeceğim. 1 2 zincir 1 2 zincir. Bunu fazladan yapıyorum arkadaşlar. Umarım bu 2 taneden şu şekilde anlaşıldı. Evet şimdi gri kısmının yapımına şu ikinci sıranın yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ilk başlarken de aynı şekilde buradaki boş bıraktığımız yuvanın içinden sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Bir iki zincir çektim. Hemen tığ battımın içine sık iğne ile sabitledim. Bu birinci tığ battı. Bu şekilde ikişer zincir çekerek yuvaların içine girerek bakın arkadaşlar tepeye doğru tırmanıyoruz. İki zincir üçüncü bu şekilde tığ battım. Ve bu yedi zincirle aşağı indiğim yuvamın içine de arkadaşlar iki tane bu şekilde tığ battı yaptım. İki zincir ve 11 zincirle dönüş yaptığım dağımın tepesine de sık iğne ile sabitledim. İğne yasında da bu şekilde arkadaşlar. iki tanesi zincirin bir arada teki de bu şekilde kalıyor. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Bir tayfa doladım tığımın başını. Bakın bu üçünü birden şöyle kavruyorum arkadaşlar. 3 tane ilmeğin üçünü de hepsini de bu şekilde bir arada buraya bu şekilde bir bağlaç yapıyorum. Şu arkadaşlar üçü bu şekilde durunca fiyonkumuz güzel duruyor. Bu şekilde. Şimdi altı tane zincir çekiyorum. Bu yaptığımız sahte trabzanın arasından girip altı zincirimi buraya kapattım. Bir tane buraya kirpik yaptım. Şimdi 5 zincir kapatıyorum. 5 zincir kapattım bu şekilde. Evet bu sahteki trabzanın arasına üç tane bu şekilde kirpik yaptım. 4 zincir hemen arkadaşlar burada tek bıraktığım yere aynı demin başladığım gibi sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde 1 2 zincir tığ bat diye girdim. 2 zincir 1 2 zincir 3. tığ battım. Bakın şöyle aşağıdan sayarsak dağın tepesine doğru arkadaşlar. Bu aşağı indiğim yer buraya da 7 zincirle indiğim araya da bir tane 4 2 zincir 11 zincirle girdiğim araya da giriyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 5 zincir çekerek bu kurdaliği bağlayacağız. 5 zincir. Bakın üçünü kırmızı e, başını doluyoruz. Üçünü birden alıp şimdi buraya arkadaşlar sahte bir trabzan yapıyoruz. Evet. 1 2 3 4 5 ve 6. Trabzanımın arasına girip bu şekilde bir tane kirpik yapıyorum. 5 zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Trabzanımın arasına girdim ve sabitledim. 3 tane kirpi yaptım. 1 2 3 4 zincir. Bu tek kalacak olan yeri de arkadaşlar bu şekilde sabitliyorum. Bakın. Şimdi de makasımızla keselim. Şöyle. Daha net anlaşılsın arkadaşlar. Evet, şunları yakıp hemen temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar bitmiş hali de bu şekilde oluyor. Çok hoş ve zarif oldu. Umarım siz de beğenir ve hoşunuza giderek yaparsınız. Bu şekilde yapımı zincir sayılarına dediğim taktiklere uyduğunuz takdirde arkadaşlar yine bu şekilde iğneden ta çok güzel bir zarif bir modeliniz olur. Umarım bu elimdeki güzellik kameraya da yansıyordur arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz. Evet. Sıralı model. Yeniden bir model. Çok zarif bir model. Evet. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.